Gelibolu'ya giriyor. Feribotu bekliyor. Gelibolu Lapseki feribotunu bekliyor. Öyle bir tır kuyruğu var ki Gelibolu'nun içine oradan girmeniz mümkün değil. Arkalardan falan dolaşıp geliyorsunuz. Niye? Orada köprü var. Niye geçmiyor? Şimdi bunu dillendir. Kalk Gelibolu'ya git. Ya Gelibolu'da o tır kuyruğunun önünde, o feribotun önünde, orada iskelede, ki Gelibolu Belediye Başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilerek gelmişti. Tabii ki onun belediye başkanı değil. Halkın belediye başkanı ama yani Cumhuriyet Halk Partisi kontenjandan seçildi. Ya orada gel, Gelibolu'da, İskele'de, o tır kuyruğunun önünde niye bir basın toplantısı yapmıyorsun? Sonra arkana o köprüyü al, 18 Mart köprüsünü. De ki vatandaşların, bakın şu anda bu köprüden günde şu kadar araç geçiyor. İşte Fakat bomboş. biz bu köprüye her gün bütçeden, vergilerimizden şu kadar ödüyoruz. Ya bunlar propaganda böyle olur. Yoksa her gittiğin yerde aklına geleni aklına geldiği sırayla kopuk kopuk tekrar ederek bir yere varılamaz. Bakın en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu işte listeler, şunlar bunlar falan tartışılıyor, ediliyor. İşte Evet. bunun tabii zamanı değil. Bir faydası da yok. Ama şunu söyleyeceğim. Herkes şunu bilsin. Herkes, bütün partiler için söylüyorum. Halk öyle öyle böyle burasına geldi ki, o kadar bunaldı ki eğer bakın, bu 14 Mayıs son, 15 Mayıs gününden itibaren eski kafayla biz eskiden nasıl yapıyorsak yine öyle siyaset yapmaya devam ederiz diye düşünüyorlarsa, ki öyle görünüyor, öyle düşünüyorlar, çok yanılıyorlar. Yerlerinde oturamazlar. Bakın bu halk onları hoplatır. Bakın o koltuklarda oturuyorlar ya, o koltuklardan hoplatır al. O kadar birikmiş durumda. Öfke o kadar birikmiş durumda. Herkes ülkenin nereden nereye geldiğini ve bulunduğumuz kritik eşiği biliyor. Onu o hayırlısıyla bir aşılsın diye 14 Mayıs'ı bekliyor. Sonrasında hiç kimse eski kafayla, yani diyor ya, siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz? Aynı margarinle yemek yapma fırsatları olmayacak. Bir, Evet. iki, bakın durum göründüğü gibi değil. Göründüğü gibi derken biz görüyoruz da siyasetçilerin gördüğünü sanmıyorum. Çünkü öyle bir görüntü vermiyorlar. Durum pek göründüğü gibi değil. Bu işi sıkı tutun. 30 gün var. Bu işi sıkı tutun. Ya çantada keklik Sıkı değil tutun. diyorsunuz. Yani seçim Hayır, kazanılmış, kesinlikle değil. kesinlikle kazanılmış Bakın havasında kesinlikle olunması. değil. Bu işi sıkı tutun. Mevcut zamanı iyi kullanın. Bir gittiğiniz yere bir daha gidemeyeceksiniz. Bu çok kıymetli, altından kıymetli zamanları iyi değerlendirin. Konuşmalara hazırlıklı çıkın. Mesajlarınız mantıklı olsun ve insanlara demokrasiye nasıl dönülecek, kötü yönetim nasıl düzeltilecek bunu anlatın. Bakın bu anlatılmıyor. Şimdi örneğin mesela Tayyip Erdoğan da şimdi dedi ki, efendim işte biz Hakimler Savcılar Kurulu'nu ikiye böleceğiz. Hakimler Kurulu olacak, Savcılar Kurulu olacak. Ya bunu siz anlatın. Bunu siz anlatın. Mülakatı kaldıracak. Ha, bunu siz anlatın. Yargıyı nasıl düzelteceksiniz? Hakimler Savcılar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Anayasa Mahkeme arasındaki kapalı devre sistemi nasıl düzelteceksiniz? Bunu anlatın. Efendim biz falan yere yazdık. Ya kardeşim, senin yazdığından senin haberin yok ki halkın haberi olsun. Sonra Anadolu Ajansı, TRT, Radyo Televizyon Üst Kurulu, basın ilan, bunları nasıl düzelteceksiniz? Ya bunları anlatmak çok mu zor? Her bir gittiğiniz yerde bunları bir kağıda yazın, kağıda. Ve bunları düzgün, güzel güzel okuyun. Evet. Belki hepsi bir anda işte daha çok sıcak gündemi, insanların şu andaki birincil gündeminin bir ekonomi olduğunu değerlendiriyor anladığım kadarıyla siyasetçiler. Ekonomi üzerinden çünkü daha çok değerlendirmeler geliyor. İki, hukuk ve adalet Murat vurgusu mutlaka yapılıyor çünkü. Bey, bazıların evet gündemi ekonomi. Evet. Bazılarımızın gündemi ekonomi. Onlara doğru bakmak Ama lazım. herkesin gündemi ekonomi değil Ama diyorsunuz. herkes için değil. Mesela büyük bir kitle için özgürlük. Evet. Özgürlük birinci mesele. Ekmekten daha önemli. Evet. Çevre daha önemli. Kültür daha önemli.
Mesela işte şu anda gösteriyorsunuz ortada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben de Ankara'da oturuyorum. Kendisini severim. Hukukumuz da var. Her ne kadar bizim dediklerimize kulak vermese de sağ olsun severiz kendisini. Ama şimdi gelmiş kırsal kesimdeki diyor ben işte kalkınmayı anlatıyor. Tohum verdim, işte mazot verdim. Şunu epey kardeşim güzel de bir büyükşehir belediye başkanının işi kırsal kalkınma mı? Ya bu şehrin şehir olması nasıl olacak? Sanat, kültür nerede? Müzeler nerede? Spor nerede? Rekreasyon alanları nerede? Koruma nerede? Hani Onları da yapıyorlardır herhalde bunu Haldun nasıl Bey. anlatayım? Şimdi hayır onları da yapıyorlardır. Şöyle bir siyaset izlediler. Ben orada şunu söyleyeyim. Çünkü 2019'da bu seçimler yapıldıktan sonra iyi hatırlıyorum bizim gazeteci arkadaşımız var Erdal Emre. Onunla birlikte yine Tele1'de bir akşam ben o zaman gün bitiyor yapıyordum. Şimdi gün başlıyordayız. O zaman günü bitiriyorduk. CHP'linin kazandığı belediyelerle beraber nasıl bir siyaset izlemesi gerektiğini konuşmuştuk uzun uzun. Yani şu değerlendirme, 89'da yapılan hata yani belediyeleri kazanmış ama sonra belediyeler yüzünden bir daha iktidar yüzü olamamış ve 15-20 yıl boyunca hep o dönemi kendisine hatırlatılan sol yani CHP, SHP o dönem SHP'ydi. Bu hataların tekrarlanmaması gerektiği. Her belediyenin bulunduğu yerde, bulunduğu kazandığı ilde sanki iktidarı yani ülkeyi yöneten iktidarmış gibi mutlaka davranması ve mutlaka oylarını arttırarak bugünkü seçime yani 2023 seçimlerine kendi bulunduğu illerdeki vatandaşa CHP gelince aa bak işte yok öyle olacak dediler, böyle olacak dediler, su faturasını şu dağıtacak, bunlar şunu şöyle batırır, bunlar böyle batırır diyenlere karşı hayır. Sosyal yardımsa sosyal yardım. Biz daha iyisini yaparız. İşte şuysa şu daha iyisini yaparız. Buysa bu daha iyisini yaparız diyerek fiilen göstermeleri gerektiğini söylemiştik. Ben Ankara'nın da, İstanbul'un da, İzmir'in de bu anlamda sınavı geçer nitelikte. Yani bugün CHP'ye zayıflatan değil, genel seçimler öncesinde CHP'yi güçlendiren belediye başkanlıkları ve icraatlar yaptıklarını değerlendiriyorum. Ben de aynı şekilde değerlendiriyorum Murat Bey. Ben de farklı düşünmüyorum. Ama benim söylemek istediğim şey şu. Siz ülkeyi yönetmeye soyunduysanız